Merhabalar değerli arkadaşım, Kazanım Online yine karşındayım. Ne yapacağız bu bölümde? Genel denklemi verilen çemberin merkezini ve yarıçapını tam kareye tamamlama yöntemiyle bulmaya çalışacağız. Yani açtığımız denklemi tekrar kapatacağız. Hazır mısın? İyi seyirler. Şimdi aşağıda genel denklemi verilen çemberlerin merkezlerinin ve yarıçaplarını tam kareye tamamlama yöntemiyle bulunuz diyor. Ben sana birkaç soruda bunu göstermiştim. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Burada tekrar detaylandıralım. Şimdi merkez, evet, x kare eksi 2x. Şimdi ortadaki terim eksi 2. Tekrar ediyorum. Yarısının karesi. Yarısının karesi. Yarısı kaç? Ortadaki terimin eksi 1. Karesi kaç? 1. Yanına ekledik. Yani dolayısıyla bu x eksi 1'in parantez karesi oldu. Devam ediyorum. Y kare artı 4y. Yarısı kaç değerli arkadaşım? 2. Karesi kaç? 4. Artı 4 dedik. O zaman burası da y artı 2'nin parantez karesi oldu. Hay hay. Şimdi düşünelim. 4 var, 1 var, 5 var. Toplamda 5 var. Tabii 5 de çıkartmamız gerekecektir değil mi? 5 de çıkartmamız gerekiyor. Normalde sadece 5 vardı. Bu 5'i karşı tarafa atarsak artı 5 diye geçecek. 5 de çıkartacağımızdan dolayı buraya eşittir 10 diyebilir miyiz? Tekrar ediyorum. 10, 4, 1 daha 5. 10'un 5'i gitti. 5 kaldı. Bizden istenen zaten kalan buydu. Yani kaç eklediysek buraya 4, 5 birim eklediysek buradan da 5 birim buraya da eklemiş olduk. Sonuçta 10 oldu. Bu da eşittir kök 10'un karesi. Değil mi? O zaman ne diyor? Tam çemberimizin merkezi 1'e eksi 2. Yarıçapımız da kök 10 olacaktır değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza da yine aynı şeyi yapıyoruz. X kare yarısının karesi artı 6y. 6x düzeltiyorum. Artı göbek kaç? 6. Yarısı 3. Karesi 9 değil mi? O zaman 9 ekleyip 9 çıkartacağız. Evet. O zaman burası nedir? X artı 3'ün parantez karesi oldu. Artı. Şimdi y'li ifadeye gelelim. Tabi yazalım y'li ifademizde. Renk de değiştireyim. Farklı farklı tonlamalarda olsun. Y kare eksi 10y. Yarısı 5. Karesi 25. 25 ekledik. Dolayısıyla burası da ne oldu? Y eksi 5'in parantez karesi oldu değerli arkadaşım. Evet. Şimdi bakalım. Burası 34 değil mi? O zaman artı 16 vardı. Bir 34 daha buraya eklememiz lazım ki bir sorun olmasın. Bu da ne yaptı? O da eşittir. 50 mi oldu? Tamam. Merkezimizin koordinatları eksi 3'e 5 ve yarıçapımız kök 50. Yani 5 kök 2 mi oluyor? Evet. 5 kök 2 birimdir değerli arkadaşım. Gelelim 3. ve Kazanım onun son sorusuna. Tabi çemberimizin denklemini bulurken katsayılarımızın 1 olması gerekiyordu değil mi? O zaman burası 2. Bunu 1 yapmak zorundayız. Her tarafı 2'ye bölelim. X kare artı y kare artı 2x eksi 3 bölü 2y eksi 1. Şimdi kafan karıştı değil mi? Ben bu kesirli ifadeyi nasıl yapacağım diye. Yaparız, hiç merak etme. Şimdi hemen gelelim. X'i terimi bir araya alalım. X kare artı 2x yarısı 1 karesi 1. 1 ekledik. Burası x artı 1'in parantez karesi oldu. Değil mi? Artı. Devam ediyoruz. Şimdi burada ne var? Y'li bir ifade var. Hemen y'li ifadeleri yazalım. Y kare eksi 3 bölü 2y. Şimdi eksi 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4. Karesi 9 bölü 4. O zaman 9 bölü 4 ekleyeceğim ve çıkartacağım. Burası da ne oldu? Y eksi 3 bölü 2'nin karesi oldu. Neyin karesi? 9 bölü 4. 3 bölü 2. Değil mi? Hatta birincinin karesi. Birinciliğin çarpımının birinciliğin çarpımının 2 katı diyoruz. Şimdi yarısı 3 bölü 4. Özür dilerim. 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4 karesi. 3 bölü 4'ün karesi de 9 bölü 16 olacaktır. Bak, bir tekrar yaparken hatamı gördüm. Burası 16. Evet. Burası 4 olacak. Anlaştık. Şimdi bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra ne yapabiliriz? Ya sağ tarafa bakalım. Şimdi 1 ekledik. 9 bölü 16 ekledik. Tabi burada 1 vardı. 1 vardı değil mi? Şurada 1 vardı. 1'in yarına 1 ile 9 bölü 16, yani 1 ile 9 bölü 16'yı toplarsak ne olur? 25 bölü 16 daha eklemiş olacağız. Ki şunlar birbirini yok etsin. Baştaki eşittir eksi 1 ifadesine dönsün. O zaman bunu da toplarsak 15, 41 bölü 16 mı olacak? Evet. Buradan merkezimizin koordinatları eksi 1'e 3 bölü 4 ve yarıçapımız da eşittir kök 41 bölü 4 birim olacaktır. Evet değerli arkadaşım, kazanım 10'unda bu şekilde sonuna geldik. Kazanım 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.